Rock İstanbul Aydın Üniversitesi için bir kraldır. Hep kral olarak oldu ve kral olarak öldü. Bizim kralımızdır Rocky. Bu kampüsü, İstanbul Aydın Üniversitesi'nin ana kampüsünü bu yerleşkeye aldığımız zaman Rocky ile beraber aldık. Rocky o zaman yine buradaydı. Kendisiyle ilk karşılaştığım zaman benim gözüme bakarak buranın gerçek sahibi benim dedi bana. Zaten buradaki tabelaya da onu yazdık. Dolayısıyla Rocky buranın gerçek sahibi. Çiftlikteki köpeğimiz de tabii o da oranın sahibi. Hem de İstanbul Aydın Üniversitesi'nin sosyal tesislerinde de köpeklerimiz var orada. Tabii onları çok seviyoruz. Oraya sahip çıkıyorlar. Onlarla birlikte koşuyoruz. Birlikte zaman geçirdiğimiz çok oluyor. Peki bize çiftlikteki köpeğinizle ilgili bir anınızı anlatmıştınız. O çiftlikte vefat eden köpeğimizle alakalı. Ona biz kral diyorduk ona. Ben bir yurt seyahatindeyken kral vefat etmiş. Vefat edince çiftte çalışan kişi, oranın sorumlusu bunu alıp çiftliğin dışında yaklaşık şöyle bir 5-6 kilometre uzağında bir ormanlık var. Ormanlık bir araziye bunu defnettiler. Ben yurt dışından dönünce ne oldu dedim. Kral öldü dediler. Nereye defnettiniz? Dediler ki biz onu ormana defnettik. Tabii çok kızdım, çok sinirlendim. Dedim ki yıllarca buraya hizmet vermiş olan bir varlığı siz nasıl buranın dışında bir yere defnedersiniz? Kralı tekrar oradan ben çıkarttırdım, mezarını kazdırdım, aldırdım ve çiftliğin içerisinde uygun bir yere onu ben defnettim. Ha bu arada bir şey söyleyeyim. Tabii benzetmek gibi olmasın ama Rocky'nin de mezarı bu kampüsün içinde ama kimse bilmiyor. Cengiz Han'ın defineleri gibi kimse bilmiyor onu. Mezarının yerini bir tek ben biliyorum. Kimse bilmiyor. Kabilok'ta bir tane köpek var. Onu ziyaret ediyor musunuz? Orada öyle bir köpek olduğunu söylüyorlar ama henüz ziyaret etmedim kendisini. Rocky'den sonra artık çok fazla başka köpekler ilgimi çekmiyor benim. Hayvanlarla bağınız gerçekten çok güzel. Evet, çok seviyorum. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok seviyorum. Peki, ben teşekkür ediyorum.